Herkese merhabalar. YKS tercih süreciyle ilgili sunumla karşınızdayım. Şimdi sunumumuza geçelim. Tercihlerle ilgili biliyorsunuz tarihler netleşti. 27 Temmuz'da başlayacak olan tercihler 5 Ağustos tarihinde son bulacak. Bu tarihleri mutlaka değerlendirelim. Evet, peki tercihleri nereden yapacaksınız? Tercihleri nereden yapacağınızla ilgili şöyle bir bakalım. TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle beraber bu belirtilen tarihlerde AİS ÖSYM.gov.tr adresinden tercihlerinizi yapacaksınız. Bireysel olarak, online olarak tercihlerinizi yapıp elektronik ortamda ÖSYM'ye göndererek tercih sürecinizi tamamlayabiliyorsunuz. Yerleştirme nasıl olacak? Bazı tablolar gördüğünüz kılavuzda, Yok Atlas'ta ve başka kullandığınız tercih robotlarında. Burada TYT, sayısal, sözel eşit ağırlık ve dil yerleşme puanları ön planda olacak. Yüksek öğretim programları ile ilgili tercihleriniz olacak ve buna göre kontenjanlarınıza, sıralamalarınıza en uygun düşen bölüm sizin üniversiteniz ve geleceğiniz olacak arkadaşlar. OBP kırılması çok önemli bir nokta. OBP bildiğiniz gibi 2022 YKS sonucuyla bir yüksek öğretim programına yerleşen, ek yerleştirme dahil yerleşen veya özel yetenek sınavıyla bir yüksek öğretim programına kayıt olan adaylar 2023 YKS'ye girerse OBP'leri ikiye bölünecek, yarı yarıya düşecek. Bu da önemli bir nokta. Tercih sürecinde bu noktaya dikkat edelim. 24 tercih hakkınız var. Hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Fakat biz genel olarak tüm tercihleri doldurmanız taraftarı oluyoruz. Sıralama ve yerleştirme puanı çok önemli tercihlerde daha çok. Ve sıralamalara, özellikle başarı sıralamalarına bakmak daha tutarlı sonuçlar veriyor. Tek üniversite ve bölüm kazanılıyor. Bu süreçleri belki ilk kez karşılaştığınız için belki çok basit gelecek konuları da anlatmamız gerekiyor. Ek tercihler olacak. Ek tercihlerde ise ana tercihte bir yere yerleşirseniz başvuru hakkınız yok. Yani LGS ve TEOG sürecindeki gibi nakil süreci farklı YKS sürecinde o noktayı vurgulayalım. Tercih kontrollerinizi yaparken özellikle kılavuzda bakınız ve koşullar bölümü var. Buradaki koşulları mutlaka okuyun arkadaşlar. Sağlıkla ilgili, dille ilgili, bitirdiğiniz bölümle ilgili çeşitli koşullar var. Bu koşulları karşılayıp karşılamadığınıza mutlaka bakın, mağdur olmamak için. Listenizdeki programların kodları olacak. Yok Atlas'ta göreceksiniz ya da sisteme girdiğinizde kodları göreceksiniz. Bu kodları doğru yazdınız mı? Bu çok önemli bir nokta. Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol edin. Bazen ikinci öğretimini yazıyorsunuz ya da Kıbrıs'taki bir fakülteyi yazıyorsunuz aynı üniversitenin, İTÜ'nün veya ODTÜ'nün. O konuda dikkatli olalım. Listenizdeki programların sırası gerçekten sizin isteklerinize uygun mu? Beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi sorularını kendinize sormanız çok çok önemli. Şimdi 24 tercih hakkınız var. Neler önerebiliriz? Onlara bakalım. Bu sene eşit ağırlıkta bir puan yığılması var arkadaşlar. Bu konuyu birçok uzmandan dinlemişsinizdir. Gerçekten de öyle. Eşit ağırlık hariç ise nasıl bir sıralama yapabilirsiniz diğer puan türlerinde, ona bakalım. 1, 2 ve 3. tercihlerinizde hayallerinizdeki yerler biraz uçabilirsiniz. Başarı sıranızın %100 üstündeki yerleri yazabilirsiniz ilk 3 tercihinize. 4. tercihten 10. tercihe kadar ise sıralamanızın %50 üstünden başlayarak sıralamanızın %5 üstüne ya da sıralamanıza çok çok yakın noktaya kadar 4 ve 10. tercihlerinizi sıralayabilirsiniz. 11 ve 19. tercihlerinizde ise sıralamanızdan başlayıp %50 altına kadar sıralama yapabilirsiniz bölümleri ve üniversiteleri. 20 ve 24. tercihlerinizde ise sıralamanızın %50 altından başlayıp %90, %100 altına kadar inebilirsiniz. Biz buraya garanti noktası diyoruz. Size de tavsiye ediyorum, eğer bu sene mutlaka ben üniversiteye girmek istiyorum, bir sene daha çalışmak istemiyorum diyorsanız mutlaka 20-24 tercihlerinizi çok çok aşağılardan yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve kolay bir sınavdı biliyorsunuz bazı konularda. Özellikle matematik kolay olduğu için geçen yılki zorluktan dolayı birçok insan barajı geçememişti. Eşit ağırlık konusunu vurgulamıştım. Eşit ağırlıkta bu sene yığılmalar ve sıralamalarda yükselmeler bekleniyor arkadaşlar. Şöyle bir örnek var. Geçen yıl 4000'de yer alan ve hiç edebiyat çözmeyen bir sayısal öğrencisi aynı netlerle bu sene
40 binlere 38 binlerde olduğu söyleniyor. Bu da yığılmanın yani aradaki sayısal öğrencilerin çok az olduğunu gösteriyor. Geçmiş yıllarda 7200'lerde, 7500'lerde alan hukukların birden 3000-4000'lere fırlama ihtimali var. Bu nedenle çok çok dikkat tercih eşit ağırlıkçıların yapması gerekiyor. Özellikle ilk üç tercihten bahsetmiştim biraz önce size. Eşit ağırlıkçılar belki buradan başlamayıp daha da altlara bölümler yazmaları yararlı olacaktır. Bu noktayı vurgulayalım. Evet, matematik kolay olduğu için araya giren sayısal öğrenci sayısı azaldığını tekrar vurguluyorum. Sözel sayısal dil seçimlerinde çok büyük oynamalar olmayacağı söyleniyor. 2021'deki başarı sıralarıyla bunları kıyaslamanız yararlı olacaktır. Tabii bazı bölümlerde yükselmeler bekliyoruz. Bunu sunumun ilerleyen bölümlerinde de anlatacağız. Eşit ağırlık için size tavsiyem 2020 verilerine mutlaka göz atmanız ve 2021 ile kıyaslayarak bir ortalama tutturmanız. Belki ikisini toplayıp bölmek yararlı bir sonuç olabilir mi? Bunlara bakmanız yararlı olacaktır. Fakat eşit ağırlıkçılar özellikle dikkat etsinler. Sisteme girişlerde şu noktaya vurguluyorum. Tercihlerinizi bu belirtilen aday işlemleri sisteminden yapıyorsunuz. Tercih işlemlerini sonlandırdıktan sonra ana ekranınızda 2022 YKS tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir ifadesini mutlaka görmeniz gerekiyor. Bu ifadeyi görmek çok önemli. Bunu gördüğünüz anda tercihleriniz tamamlanmış, ÖSYM'ye yollanmış anlamına geliyor. Tercih bildirimi işlem bittikten sonra tercih değişikliği yapabiliyorsunuz 5 Ağustos'a kadar unutmayın. 5 Ağustos'a kadar bu AİS ÖSYM.gov.tr sitesinden değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ve birden fazla değişiklik de yapabiliyorsunuz. Tümüyle iptal edemiyorsunuz. Tercih süresi 5 Ağustos bittikten sonra ise sisteme hiçbir şekilde değişiklik yapılamıyor arkadaşlar. Okul birincisi olan öğrencilerimiz için kılavuzlarda ve YOK Atlas'ta göreceksiniz. Okul birincisi kontenjanı diye bir bölüm var, bir sütun var. Oradan okul birincileri puanlarına uygun bir şekilde bir sıralama yapabiliyorlar. Onlara puan yerleşme puanlarının el verdiği ön üst tercihlerini yerleşmeleri sağlanıyor. Fakat puan düşükse öğrencinin yerleştirme sırası düşükse okul birincisi kontenjanından yararlanamayan öğrenciler maalesef oluyor. Bu yüzden de bu tercihi de dikkatli bir şekilde yapmamız önemli. Okul birincilerine buradan duyuralım. Puan eşitliği olursa yerleşme puanı varsa da ek puan olan adaya öncelik tanınıyor. Yine eşitlik varsa TYT, sayısal, sözel eşit ağırlık dil puanlarından hangisinde eşitlik varsa o hangisinde yüksekse o öncelik tanınıyor. Yine eşitlik sürerse tercih sırası ön planda. Eşitlik yine sürerse OBP'si yüksek olan, yine sürerse ise yaşı küçük olan o bölüme giriyor. Ek yerleştirme LGS'den farklı arkadaşlar. Genelde aklımızda LGS'deki o bir okula yerleşip daha sonra diğer okullara gitmek düşüncesi vardır. Bununla ilk kez karşılaşıyorsunuz. Ben de size ilk kez karşılaşıyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Bir bölüme girdiyseniz ek yerleştirme hakkınız yok arkadaşlar. Ek yerleştirme hiçbir bölüme girmeyen adaylar 2 Eylül ayı civarında boş kalan kontenjanlar belli oluyor kayıt sürecinden sonra. Buraya bir merkezi yerleştirme ile ek yerleştirme yapılıyor ve bu şekilde ek yerleştirme süreci devam ediyor. Peki şey diyeceksiniz, ben bir bölüme yerleştim. İkinci sınıfta ya da hazırlık bittikten sonra farklı bir üniversiteye gidebilir miyim derseniz size merkezi yatay geçişi araştırmanızı öneririm. Çok fazla girmeyeceğim çünkü bugünkü gündemimiz bu değil. O yatay geçişleri araştırmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçlar 22-26 Ağustos arası kılavuzda kesin kayıt tarihleri gözüküyor arkadaşlar. Tahminen de 5'inde bitecek. ÖSYM genelde çok bekletmiyor. En geç 15 Ağustos gibi sonuç osym.gov.tr adresinden belli olur. Tercihlerde tekrar söylüyorum, özel koşulları mutlaka okuyun. Sağlık, dil, bitirilen bölüm gibi koşulları sağlayamazsanız kazansanız bile kayıt olamıyorsunuz arkadaşlar. O bilgileri, belgeleri mutlaka istiyorlar kayıt sürecinde sizden. Buradaki özel koşulları sütunda özel koşullarda madde numaraları yazar. Kılavuzun sonunda o maddeleri mutlaka okuyun. Başarı sırası olan bölümler var. Hukuk 125 bin. Şimdi diyeceksiniz ben 125 bin 450'yim. Başvurabilir miyim? Hayır, başvuramıyorsunuz. Sistem otomatikman bunu engelliyor arkadaşlar. Hukuku da 100'den 125 bine çıktı. Fakat ben hukukta bu sene bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sıralamalarda.
Mühendislik programlarında bazı mühendislikler hariç diğer tüm mühendislikler 300 bin sıralaması oluyor. Mimarlıkta 250 bin, tıpta 50 bin sınırlaması var. Öğretmenlikte 300 bin sınırlaması var. Eczacılıkta 100 bin ve diş hekimliğinde 80 bin başarı sırası var. Yükseköğretim Kurulu bu bölümleri kazanan öğrencilere, ilk 15 tercih içinde yer verip de kazanan öğrencilere ekstra burslar veriyor. Destek bursları, biyoloji, İngilizce biyoloji, fizik, İngilizce fizik, kimya, İngilizce kimya, matematik, İngilizce matematik, Fransızca matematik de var. Yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka veri mühendisliği bölümünü kazananlara YÖK destek bursu veriliyor. Geçen yıl bu liste daha kalabalıktı. Bu sene epey azaltılmış. Bu burslara da dikkat edelim. Şimdi üniversite tercih ederken nelere dikkat edeceğiz? Bunu Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması anketinden aldım. Oradan da size biraz bilgi vereceğim. 6 alanda inceleme yapmanızı, üniversite seçerken seçtiğiniz ya da hayalinizdeki bölümle üniversiteyi kesiştirdiğinizde şu 6 özelliği sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Bu tercih sürecinde de birçok kampüsü gezeceksiniz, birçok tanıtım etkinliğine katılacaksınız. Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, dersleri ve içerikleri, öğretim elemanlarının ilgisi nasıl, sınav geçerliliği, öğrenci odaklı bir iklim var mı, sınıflardaki öğretme yöntem ve yaklaşımları nasıl, bunlara bakılacak. Yani akademik bir içerik. Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, yani kampüs hayatı nasıl, sosyal tesisler, yurt imkanları, kalitesi, ulaşım rahatlığı, güvenlik, fiziki mekanların estetik ve kullanışlılığı, yerleşkenin konumlandığı çevre, şehir merkezinde mi yoksa şehri çok uzak mı? O noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Akademik destek ve ilgi. Öğretim elemanlarınıza ulaşabiliyor musunuz? Onlara bir şeyler sorabiliyor musunuz? Yardıma ulaşabiliyor musunuz? Öğrenme güçlüğü durumlarında. Akademik sorunlarınıza duyarlılık kısmı çok çok önemli. Burada bir de diğer bir noktada kişi başına düşen akademisyen sayısı da diğer bir nokta. Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, bunlar öğrenci odaklı mı düşünülüyor? Onlara bakmak lazım. Yönetime katılım. Bu çalışmalara bir göz atmanızda fayda var. Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kütüphane nasıl, araştırma kaynakları nasıl, laboratuvarlar nasıl, merkezler nasıl, sağlık mekanları nasıl, akademik destek birimleri nasıl? Bunları da sorgulamanız çok çok önemli. Çünkü 4 ile 6 yıl arası bölüme göre bir hayat geçireceksiniz oralarda, şehirlerde ya da üniversitelerde. Bu hayatı kaliteli yaşamak da önemli. Kişisel gelişim ve kariyer desteğinde size ne tür sertifikalar sunuyorlar, nasıl yönlendiriyorlar sizi, iş bulma olanakları nasıl, istihdam beklentisi ve desteği nasıl? Bu noktaları da sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Evet, tercih günleri başlayacak. Tercih günlerinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onlara bakalım. Şunları yapın. Üniversite kampüs gezileri mutlaka yapın. Burs koşullarını araştırın. Burs koşullarında iki şey var. Başarı bursları, tercih bursları, bu noktalara bakın. Bir de bazı vakıf üniversiteleri çok detay ayrıntı veriyorlar. O ayrıntıları mutlaka okuyun. Her bölüme bazen burs vermiyorlar. O noktalara bakın. Başarı bursu tamamlama olsun, sporcu bursu olsun, tercih bursu olsun, ilk 5 tercihinde yazanlara ekstra bursların verildiği ya da mezun olduğunuz liseye ek burslar verilebiliyor. Bunlara dikkat edin. KYK yurt durumları, üniversitenin vizyonu, yurt dışı eğitim bağlantıları, sizi Erasmus'la ya da farklı programlarla yurt dışına gönderebiliyor. Bunlara bakın. Bölümlere ait ders programlarını tek tek girip inceleyin arkadaşlar. Tüm bölümlerin ders programları internette var. Bölümlerin akademik bölümden fakültelere, yüksek okullara girerseniz orada bölümlerin ders programlarını ve akademisyenlerin isimlerini görebilirsiniz. Mezunları dinleyin. Mezunlarla ilgili birçok çalışma yapıyor üniversiteler. Onlara bakın. Forumlarda yazılanlara bakın ya da YouTube'daki videolar oluyor, inceleme videoları. Bunlara bakın. Tercih danışmanlığından yararlanmak önemli. Akreditasyon çok önemli bir nokta. Yurt dışında o diplomanızın geçerliliği var mı? Bu noktaya bakın. YÖK Atlas'ta da üniversitelerin yanında akredite olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Orada içerikten bakabiliyorsunuz. Şehir inceleyin, kulüpler ve kampüs hayatına da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi devlet üniversitelerinde biraz önce bahsettiğim bir anket vardı. Orada en çok beğenilen, öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteleri görüyorsunuz. Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri'de en yüksek
dereceyi almış. Yıldız Teknik var, Ege var, Galatasaray Türk Alman, Erciyes, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik şeklinde ilerliyor. Bakalım özellerde, vakıf üniversitelerinde durum nasıl? Bilkent en çok beğenilen öğrencileri tarafından üniversite. Sabancı, Özyeğin, Mef, Piri Reis, Bezmialem, Acıbadem, Koç şeklinde en çok beğenilen vakıf üniversitelerinde görüyorsunuz. Mezuna kalmak deyimine bir bakalım. Yani bir sene daha hazırlanmayı göze alıyor musunuz? Bu detaylı düşünülerek verilmesi gereken bir karar. Çünkü bir sene daha çalışmak gerçekten zorlayıcı bir süreç. Hedefiniz ne? Neydi? Hedefinize ne kadar yaklaştınız? Ne kadar uzaktasınız? Bu soruları sorgulamak önemli. Sisteme bir şekilde girip çift dal ile o hedefe ulaşabilir miyim? Çift dal ya da farklı programlarla. Tekrar hazırlanma sürecinde nasıl bir kalite olacak? Yani o süreç doyurucu olacak mı? Dershane olsun, ekstra kurslar olsun, ekstra denemelere girebilecek miyim? Bu soruları sormanız çok önemli. Çünkü 12'den mezun olduğunuzda belli bir sisteminiz var. Fakat önümüzdeki sene herhangi bir okulla bağlı değilsiniz. Dershane de yoksa nasıl bir o disiplini oluşturabilecek misiniz? Çalışma disiplini, bu konuları sorgulamanız önemli. Stres yönetiminiz nasıl? Bu noktayı çok çok iyi vurgulamak lazım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Ben bir sene daha çalışayım yoksa sisteme girip bir şekilde sistemin içerisinden yurt dışı çıkış imkanları olsun, çift dal olsun, yan dal olsun, bunlarla ilerleyeyim mi? Bu konuyu iç sesinizde değerlendirebilirsiniz. Olası sistemsel değişimlerin etkisi var. Mesela geçen yıl mezuna bırakanlar bu sene barajın olmadığını gördüler ya da TYT'nin 2 sene kullanılmayacağını gözlemlediler. Ya da soru kalıplarında farklı şeyler olabiliyor. Böyle sistemsel sürprizler sizi dezavantajlı duruma düşürebiliyor. Ya da çok fazla birdenbire sınava katılan sayısında artışlar olabiliyor. Daha önceki hedefinizden cayıp yepyeni bir yol haritası çizebilir misiniz? Farklı bir kariyer planlaması, ikinci ya da B planınızı, C planınızı devreye sokabilir misiniz? Bu genelde sağlık alanında oluyor. Mesela tıp düşünüyorsunuz fakat tıpa çok uzaksınız. 20-60 binlerde falan oldunuz. Belki bir eczacılık olabilir mi diye bir sorgulamak yararlı olabilir. Şehir seçenekleri artabilir mi? Sadece ben İstanbul'da okuyacağım ya da İzmir'de okuyacağım derken puanınız oralara yetmiyorsa farklı bir şehirde yaşayabilir miyim? Artık böyle bir opsiyonum olabilir mi diye sorgulamanız önemli. Bazı özel vakıf üniversitelerinin %50'sine girip ilk sene yüksek puan alarak, derece yaparak başarı bursu alabilir misiniz? Böyle bir opsiyonda değerlendirebilir misiniz? Bunları sorgulayıp çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarla, değer verdiğiniz insanlarla da konuşarak bir yol haritası çizebilirsiniz. Şimdi kontenjan kıyaslamasına bakalım. Bunları bu arada Arif hocamdan aldım. Çok güzel bir tablo hazırlamış. Kaynak olarak da belirttim. Geçen yıla göre artışlara bakalım. Tıpta 817 artış var. Hukukta 96 artış var. Diş hekimliğinde 481 artış var. Eczacılıkta 173. Mimarlıkta 23 düşüş var. Hemşirelikte 527 artış, ebeveynlikte 86, sınıf öğretmenliğinde 63, psikolojide 548 artış, PDR'de 53 artış var. Özel eğitim öğretmenliğinde 331, Türkçe öğretmeninde 12 artış, gastronomide bir miktar düşüş var. En cazip bölümlerden birisi gastronomi. Okul öncesi öğretmenliğinde 90 bölüm var, artış var. Bilgisayar mühendisliğinde 835, makine mühendisliğinde 90, endüstri mühendisliğinde 339, elektrik elektronikte 655, yazılımda 672 ve yönetim bilişim sistemlerinde 227 artış var. Tabii bu kaynak kılavuzdan gelen şeyler, asıl kılavuza çıkandıktan sonra buralarda da ufak tefek oynamalar da olabilir. O noktayı da vurgulayalım. Şimdi bölüm bazlı bir değerlendirme yapalım. Benim kişisel görüşlerim, incelediklerime bakarak söyleyebilirim. Hukukta bir yükseliş bekliyorum. Tıpta devlet üniversitelerinde kısmi ufak bir artış olabilir ama bu %5 civarında falan olabilir. Vakıflarda bir artış gördünüz az önce tıp bölümünde. Bu yüzden vakıflarda bir düşüş olabilir. Tıp belki devlette hemen hemen aynı aralıklarda da kalabilir. Bunu da noktaya da söyleyeyim. Çünkü tıptan bir öğrencilerde uzaklaşma var. Daha çok bilgisayar ve yazılımla ilgili ya da endüstri mühendisliğiyle ilgili bölümleri artık çok seçiyorlar.
Bunun da nedenlerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. Bilgisayar mühendisliği yazılımda artış olacak. Sınıf öğretmenliğinde yoğun bir artış bekliyorum. Makine mühendisliğinde düşüş. Psikolojide yoğun bir düşüş bekliyorum. Psikolojide gerçekten yoğun bir doyum noktasına ulaşıldı. Neredeyse her üniversite artık psikoloji bölümü açıyor. PDR'de de aynı şekilde bölüm açıyorlar. Bu nedenle aşağı doğru bir düşüş beklenebilir. Diş hekimliğinde bir yükseliş olabilir. Mimarlıkta bir düşüş olacak gibi gözüküyor. İnşaat mühendisliğinde daha keza. Fizik tedavi rehabilitasyon serbest düşüşte yine. Hemşirelik ve endüstri hemşirelik bölümünde, sağlık bölümlerinde yükselişler beklenebilir. Endüstri mühendisliğinde özellikle İngilizce eğitim veren endüstri mühendislerinde bir yükseliş bekliyorum. Okul öncesi son KPSS atamasındaki bu büyük kontenjandan sonra yoğun bir ilgi var. Ve MasterChef etkisiyle gastronomi bölümünde de çok yoğun bir ilgi var. Bu noktaları da vurgulayalım. Şimdi bazı ufak tefek hatırlatmaları yaparak sunumumuzu bitirelim. İkinci öğretim diye bir kavramla karşılaşacaksınız. İkinci öğretim arkadaşlar akşam yapılan aynı bölümün akşam eğitimini aldığınız bir bölüm. Bunun puanları bir miktar ilk örgün eğitime göre düşük oluyor. Fakat harçları yüksek oluyor. Bu bölüme dikkat edin. 17'den sonra eğitim oluyor genelde. Türk-Alman Üniversitesi'ni göreceksiniz. Orada bazı bölümlerin düşük olduğunu görüp sevineceksiniz. Fakat o bölümleri siz seçemiyorsunuz. Kimler seçebiliyor? Almanca eğitim veren liselere ayrılan, üniversitenin özel anlaşması olan liselere ayrılan kontenjan orası arkadaşlar. MTOK diye bir bölüm göreceksiniz. Bu da mesleki teknik liselere ayrılan bölümler. Bunda sadece mesleki teknik lise öğrencileri seçebiliyor. Geçen yıl barajı geçen öğrenci sayısı az olduğu için çoğu öğrenci tercih yapmadı ve mezuna kalanlar çok fazlaydı. Bu yüzden çoğu bölümde dolmadık ibaresini göreceksiniz. Fakat bu sene büyük ihtimalle tercihler bittikten sonra hemen hemen her üniversitenin dolduğunu göreceksiniz. Bazı özel ve vakıflar tercih sırasına göre başarı bursu veriyor. Biraz önce size tercih sıralamalarını göstermiştim. Fakat mesela bir üniversite düşünüyorsanız, orayı ben okumak istiyorum diyorsanız, ekstra burstan da yararlanmak istiyorsanız, ilk 5'inde ya da ilk 10'da o listeye o üniversiteyi eklemeniz gerekiyor. Yetenek sınavları olacak. Birçok üniversitede açılacak bunlar tiyatrodan müziğe kadar. Bunların da konservatuvara kadar. Bunların da üniversite sitelerinden duyurularını mutlaka takip edin. Bazı sorular geliyor tercih yaptığımız gün önemli mi diye. Hayır önemli değil. Sıralamanız yetiyorsa 24. tercihe de o bölümü yazsanız girebiliyorsunuz. Son saatte yapmanız bile yeterli oluyor arkadaşlar. Evet. Sunumumuz bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur bu tercih sürecinde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.